Bu bölümde ekranda görmüş olduğunuz portfolyo kapağını hazırlayacağız. Bu ve benzeri içerikleri takip etmek istiyorsan kanala abone olabilir ve bildirimleri açabilirsin. İlk olarak dosya yeni diyerek dikey bir A3 çalışma kağıdı oluşturuyorum. Daha sonrasında bir arka plan oluşturuyorum. Sağ tık yapıp 90 derece saat yönünde döndürüyorum. Ctrl+T yaparak hem altı hem shift tuşuna basılı tutarak ekranın tamamına oturmasını sağlıyorum. Üst taraftan onaylıyorum. Sol taraftan yazı aracını alıp sol klime basılı tutarak yeni bir yazı kutucuğu oluşturuyorum. Ve buraya portfolyo yazıyorum. Ctrl+A yapıp üst taraftan rengini siyaha dönüştürüyorum. Daha sonrasında boyutunu 120 puntodan 150 puntoya çıkartıyorum ve yeniden konumlandırıyorum. Yeni bir yazı kutucuğuyla birlikte cover yazıyorum. Boyutunu 70 olarak ayarlıyorum. Ve konumunu yeniden ayarlıyorum. Sağ taraftan yeni bir katman oluşturup katmanı yazıların altına alıyorum ve B kısa yoluyla fırça aracımı ekrana çağırıyorum. Sağ tık yaparak boyutunu arttırıyorum. Fırçanın rengini siyah yaptıktan sonra daha önceden planladığım noktaya iki defa tıklıyorum. Daha sonra yazılarıma giriyorum ve belirli kısımların rengini değiştiriyorum. Son olarak da arka planımın opaklığını düşürüyorum. Hızlı bir şekilde portfolyo kapağı oluşturmuş durumdayız. Daha sonra freepik.com üzerinden bulmuş olduğum bir mockup çalışmasını açıyorum. Sağ tarafta bulunan akıllı nesneye çift tıklıyorum ve posterimin gözünü kapatıyorum ve az önce hazırlamış olduğum çalışmayı alt tuşuna basılı tutup kopyalayarak yeni çalışma alanına atıyorum. Ctrl+T diyerek yeniden boyutlandırıyorum. Çalışmayı onaylayıp Ctrl+S dediğimde mockup çalışmam hazır duruma geliyor. Daha fazla örnek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.